Murat nerede? Koltukta uyuyor. Saat kaç? 3. Saat kaç? Sabahın 3'ü. Az önce sordun, söyledim ya, hatırlamıyor musun? Ben hatırlamıyorum. Aylin. 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 Ne oluyor? Yine uyudu. Uyandırmaya çalışıyorum. Aylin. Aylin, uyan Aylin. 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 Aylin aşkım. Hocam ne oluyor? Solunum açık, nabız normal. Hemen bir tansiyonunu ölç. Göz bebekleri tepki veriyor. Ne yapıyorsunuz? Acıya tepki vermiyor. Ya ölüyor mu? Bilmiyorum. Komaya girdi. IV kloramfenikol verilen bir hasta neden komaya girer? Hastada tüleremi yok. Aşırı uyku şikayetiyle geliyor. Hastaneye yatırılıyor. Ne olabilir? Nasıl uyku hastalığı? Hocam adama da sorduk, kadına da. Birbirlerini aldatmadıklarını söyledi ikisi de. Yani kadına hastalığın bulaşmış olması mümkün değil. Zeynep, bir kere daha söyleyeyim mi? Herkes yalan söyler. Hocam bu durumda adam yalan söylüyorsa karısını öldürüyor demektir ama. Hadi sen git dinlen biraz. Canın çıktı, çok yoruldum. Ben konuşurum. Hadi. Selam. Doktor Ateş Hekimoğlu. Karınızda Afrika insan tripanosomiyazisi var. Uyku hastalığı. Olamaz. Nasıl olur? Bakın daha önce de söyledim. Ben karımı aldatmadım. İnanıyorum ben size. Ben de karıma inanıyorum. Bakın, bu hastalığın tedavisinde melarsoplor diye bir ilaç kullanılır. Ağır bir ilaç, ağır yan etkileri var. Ölüme kadar gidebilir. Bunu karınıza verebilmem için sizin izin kağıdı imzalamanız gerekiyor. Ama öleceğini bile bile bana niye yalan söylesin ki? Vallahi ben hastaların neden yalan söylediklerini sormam. Sadece hepsinin yalan söylediğini varsayarım. Neden yapsın ki bunu? Neden yalan söylesin? Sizi korumak için. Eğer evlendiğinizden beri karınızın sizi hiç aldatmadığını, size sadık kaldığını düşünüyorsanız ben yanılıyorum demektir. Ama küçük bir olasılık bile varsa, içinizde bir şüphe varsa, tedaviye hemen başlamamız gerekiyor. Yoksa karınız yarın sabaha kadar ölmüş olabilir. Bu kadar güveniyor musunuz karınıza?
Tedaviye hemen başla. Salona ilk geldiğin günü hatırlıyorum. Ufak tefek, çelimsiz bir oğlan. Ne istiyorsun diye sordum sana. Ben boksör olacağım dedin. Hatırlıyor musun? O zamandan tuttuğunu koparan bir adam olacağım belliydi zaten. Nasıl hissediyorsun koçum? Ağrım var. Kolum, başım, her yerim ağrıyor. Morfini azalttılar galiba. Bu nasıl iş ya? Yani her tarafı ağrıyan bir adamın morfini nasıl keserler anlamıyorum ya. Al şunları. Aa, hayır. Bunu alamam ben. Koçum, bunları bana doktorum verdi. Migrenim için. Al, korkma. Olmaz. Oğlum, burada morfini almıyor musun? Bu da morfinin bir üstü. O kadar sadece. Hadi hiç korkma. Tamam ama sadece bir tanesin, tamam. Tamam tamam, merak etme. Leyla'ya söylemeyeceğim. Belirti daha. Nabız yüksekliği, nabız düşüklüğü, şimdi de halüsinasyon. Veli abi, Leyla'ya söylemeyeceğine söz ver, tamam? Rüya değil mi bu? Rem değil. Aslında uyanık. Uyuşturucu mu diyorsun? Psikodelikler olamaz. Kalp semptomlarını açıklamıyor. Halüsinasyonlar dioksinle ilintili olabilir. Kalp semptomlarını da açıklar ama niye dikoksin kullansın? Kısa ve net. Az ve öz. Vay be. Şimdi anlaşılıyor neden seni konuşmacı yaptıkları onkoloji seminerinde. Of, dalga geçme ya. Ya be doktor, ne dalga geçeceğim? Takdire şayan bir davranış. Sonuçta bildiklerini başkalarıyla paylaşıyorsun. Dikoksin sondaki semptomları açıklar, baştakileri değil. İşe yarayıp yaramayacağı ne zaman belli olur? Bir şey söylemek çok zor. Komadayken benim burada olduğumu biliyor mudur? Her zaman yanında olduğunuzu hissediyordur bence. Ama yani bu tedaviyle iyileşirse o her zaman benim yanımda olmamış olacak değil mi? Sadece bir hata yapmış olacak. Kendime hakim olamıyorum. Hayır, büyük bir yanım bunu kaldırmıyor. Ben iyileşsin istemiyorum. Sizce böyle bir şey düşünüyor olmam beni kötü bir insan yapar? Evet. (Gülüyor)